Dünya üzerinde birçok köşede zamanın etkisi, doğal felaketler veya tarihi olaylar nedeniyle terk edilmiş şehirler bulunmaktadır. Bu şehirler bir zamanlar insanların yaşadığı ve hayatlarını sürdürdüğü yerlerdir. Ancak şimdi sessiz tanıklar olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Bu videoda unutulmuş şehirlerin gizemli sokaklarında yürüyecek, onların tarihini ve neden terk edildiklerini keşfedeceğiz. Doğuz TV başlıyor. Her biri benzersiz bir hikaye sahip olan bu unutulmuş şehirler, geçmişin izlerini taşıyor ve insanlığın tarihini anlamamıza yardımcı oluyor. Hazırsanız unutulmuş şehirlerin büyülü dünyasına dalalım. Pompei. Pompei, tarihi ve arkeolojik önemiyle İtalya'nın değil, dünyanın en etkileyici unutulmaz yerlerinden biridir. Pompei, M.Ö. 79 yılında meydana gelen ve yakın çevresini etkileyen büyük bir felakete sahne oldu. Vezüv Yanardağı'nın patlaması. Bu patlama sonucu lav ve kül şehri kapladı ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak aynı zamanda şehir, tarihi ve günlük yaşamı ile ilgili bize büyüleyici bir pencere sunuyor. Pompei'nin keşfi 18. yüzyılın ortalarına dayanır. Şehir, zaman için unutulmuş ve yer altında kalmıştır. Ancak 18. yüzyılda yapılan kazılar, antik Roma dönemine ait birçok ev, tapınak, tiyatro ve halka açık alanın ortaya çıkmasını sağladı. Bu kalıntılar, Roma İmparatorluğu'nun günlük yaşamını ve kültürel zenginliğini anlamamıza yardımcı oldu. Pompei'nin özellikle ilginç anlarından biri, patlamanın ardından şehirdeki yaşamın neredeyse donmuş gibi korunmuş olmasıdır. Evlerdeki freskler, mozaikler, mutfaklar ve sokaktaki taş döşemeler o dönemin günlük yaşamını ayrıntılı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Ayrıca Pompei'de bulunan birçok halka açık bina, büyük sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Örneğin büyük ve etkileyici bir amfiteyatro ve Apollo Tapınağı gibi yapılar şehrin kültürel yaşamına ışık tutar. Ancak Pompei'nin sadece Antik Roma dönemi ile sınırlı olmadığını unutmamak önemlidir. Modern arkeoloji çalışmaları, şehrin tarih öncesi dönemlerden başlayarak daha sonraki dönemlere kadar nasıl evrildiğini gösteriyor. Çernobil. İnsanlık tarihinin en büyük nükleer felaketlerinden biri olarak kabul edilen Çernobil nükleer santral kazası. Bu olay 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Ukrayna topraklarına meydana geldi. Ve sadece bir nükleer santral kazası değil, aynı zamanda büyük bir insan trajedisi ve ekolojik felaketti. Çernobil nükleer santrali Kiev'e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyordu ve Ukrayna'da faaliyet gösteriyordu. O gün santralin 4. reaktörü patladı ve büyük miktarda radyasyon atmosfere yayıldı. Bu patlama yakındaki Pripyat şehri ve çevresindeki bölgeleri derinden etkiledi ve çevresindeki alanların tahliye edilmesine neden oldu. Bu felaketin ardından Çernobil'den yayılan radyasyon, Ukrayna, Belarus, Rusya ve diğer birçok Avrupa ülkesine yayıldı ve ciddi sağlık sorunlarına neden oldu. Binlerce insan doğrudan radyasyon maruziyeti nedeniyle hayatını kaybetti ve milyonlarca insan radyasyonun uzun vadeli etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Çernobil, sadece insan yaşamı üzerinde değil, aynı zamanda çevresel olarak da büyük bir yıkıma yol açtı. Kazanın hemen ardından patlamanın olduğu bölgeye, Sonsuzun Bahçesi denilen bir beton sarkıt yapıldı ve reaktörü kapatmak için büyük bir beton sıçanın inşa edilmesi gerekti. Bu felaket nükleer enerji santralini dünya genelinde ciddi bir şekilde etkiledi ve nükleer enerji güvenliği konusunda derin düşünceye yol açtı. Ayrıca kazanın insan kaynaklı hatalar, kötü yönetim ve eksik güvenlik önlemleri sonucu meydana gelmesi büyük bir öğrenme deneyimi sağladı. Kayıp Maya Şehirleri. Kayıp Maya şehirleri, antik Maya medeniyetinin izlerini taşıyan ve uzun yıllar boyunca ormanlar tarafından kaplı kalmış olan tarihi ve arkeolojik hazinelerdir. Antik Maya uygarlığı Meksika, Guatemala, Belize, El Salvador ve Honduras gibi günümüz Orta Amerika'sında hüküm süren eski bir medeniyetti. Bu uygarlık, astronomi, matematik, tarım ve mimari konularında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Kayıp Maya şehirleri, bu medeniyetin en iyi örneklerini sunar. Bu şehirlerden biri Tikal'dir. Guatemala'da yer alır ve bir zamanlar antik Maya dünyasının siyasi, kültürel ve dini merkeziydi. Tikal, yüksek piramitleri, tapınakları ve astronomik gözlem noktalarıyla tanınır. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır.
Diğer bir kayıp Maya şehri ise Palenque'dir. Bu şehir Meksika'nın Chiapas eyaletinde bulunur ve özellikle saray kompleksi ve Kukulkan piramidi ile tanınır. Palenque, Maya sanatının ve yazısının en iyi örneklerini içerir. Copan, Honduras'ta bulunan bir diğer önemli kayıp Maya şehridir. Bu şehir, karmaşık kabartmaları ve yazıtlarıyla ünlüdür ve Maya tarihini anlamamıza büyük katkı sağlamıştır. Ancak kayıp Maya şehirleri sadece tarih öncesi dönemlere ait değildir. Bu şehirlerin çoğu yüzyıllar boyunca unutulmuş ve ormanlar tarafından kaplanmıştır. Bu nedenle arkeologlar ve bilim insanları bu şehirleri yeniden ortaya çıkarmak ve antik Maya medeniyetini daha iyi anlamak için yoğun bir şekilde çalışmışlardır. Pitcairn Adası. Bu mikroskobik ada Büyük Okyanus'ta yer alır ve sadece yaklaşık 50 kişinin yaşadığı bir topluluğa ev sahipliği yapar. Ancak boyutlarına rağmen Pitcairn Adası tarihi ve coğrafi önemiyle büyük bir etki yaratır. Pitcairn Adası 18. yüzyılın sonlarında Bounty isyanının sonucu olarak tanınır. Bu isyan HMS Bounty adlı İngiliz gemisinin mürettebatının ayaklanması ve gemiyi ele geçirmesiyle gerçekleşti. İsyancılar Pitcairn Adası'na sığındılar ve uzak bir köşede yaşamaya başladılar. Bugün adada yaşayan insanlar bu isyancıların torunlarıdır ve onların izlerini taşırlar. Pitcairn Adası sıra dışı coğrafi güzelliklere sahiptir. Büyük Okyanus'un ortasında yer aldığı için deniz manzarası muhteşemdir ve el değmemiş doğal güzelliklere sahiptir. Ada sıcak iklimi, berrak suları ve tropikal bitki örtüsüyle bir cenneti andırır. Ancak bu adanın uzaklığı ve izolasyonu hayatı oldukça zorlu kılar. Düzenli gemi seferleri yoktur ve adaya sadece yılda birkaç kez ulaşılabilir. Bu nedenle Pitcairn Adası'nda yaşayan insanlar kendi kendilerine yeterli bir yaşam sürdürmek zorundadır. Tarım ve balıkçılık temel geçim kaynaklarıdır. Pitcairn Adası aynı zamanda dünyanın en izole topluluklarından biri olarak bilinir. Ve adada elektrik ve internet erişimi gibi temel hizmetler tam olarak sağlanamaz. Ancak bu izolasyon adanın benzersiz bir kimliğe sahip olmasını sağlar. Ani. Bu şehir Ani olarak bilinir ve Türkiye'nin doğu sınırındaki tarihi öneme sahip bir bölgede bulunur. Ani, 10. yüzyılda kurulan ve Orta Çağ boyunca büyüyen bir şehirdi. Ermenistan Krallığı'nın başkenti olarak kuruldu ve 11. yüzyılda zirveye ulaştı. Şehir, ihtişamlı katedralleri, kiliseleri, sarayları, surları ve su kanalları ile tanınır. Ancak Ani'nin öne çıkan özelliği çok sayıda etkileyici kilise ve dini yapı içermesidir. Bu şehir, farklı kültürlerin ve dinlerin bir araya geldiği bir yerdir. Ermeni, Gürcü, Bizans ve Selçuklu etkilerini taşıyan mimari yapılar Ani'nin çok yönlü ve zengin tarihini yansıtır. Ayrıca şehirdeki yapılar dönemin sanat ve inşaat ustalığının bir göstergesidir. Ancak tarih boyunca Ani çeşitli istilaların ve saldırıların hedefi oldu. Bu şehir Selçuklu Türkleri, Bizans İmparatorluğu ve Moğollar gibi farklı güçlerin eline geçti ve çeşitli zamanlarda tahrip edildi. Ani'nin zirvesi 14. yüzyılda Moğol istilası sırasında sona erdi ve şehir terk edildi. Bugün Ani, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve tarih merakları, arkeologlar ve turistler için büyüleyici bir destinasyon olarak kabul edilir. Şehirdeki kalıntılar Ermeni, Türk, Gürcü ve Bizans kültürlerinin karışımını yansıtan benzersiz bir mirası temsil eder. Ancak Ani'nin tarihi ve kültürel önemine rağmen bu alanın korunması ve restorasyonu hala birçok zorlukla karşı karşıyadır. Doğal erozyon, hava koşulları ve insan müdahalesi bu tarihi şehri tehdit eder. Bu nedenle Ani'nin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ulusal ve uluslararası çabalar önemlidir. Kolmanskop. Bu yer Kolmanskop olarak bilinir ve Nabib Çölü'nün derinliklerinde yer alır. Kolmanskop, tarih ve unutuluşun hikayesini anlatan büyüleyici bir hayalet kasabadır. Kolmanskop, Namib Çölü'nün hemen yanı başında 20. yüzyılın başlarında keşfedilen elmas rezervleri nedeniyle hızla büyüdü. Almanya'nın sömürge döneminde kasaba elmas madenciliğinin merkezi haline geldi. Bu dönemde Kolmanskop, zenginlik ve lüksün simgesiydi. Kasaba, Alman mimarisi ve Avrupa tarzı konforu ile donatıldı. Ancak zamanla elmas madenciliği başka bölgelere kaydı ve Kolmanskop'un zenginliği azaldı. 1950'lerde kasaba terk edildi ve Namib Çölü'nün kumları tarafından kaplandı. Bu Kolmanskop'un hayalet kasaba olarak bilinmesinin nedenidir. Kolmanskop yıllar içinde unutulmaya yüz tuttu. Ancak son zamanlarda restore edilip korunmaya başlandı. Şimdi bu hayalet kasaba ziyaretçilere Namib Çölü'nün ortasında büyüleyici bir zaman yolculuğu sunuyor.
elmas madenlerindeki tesisler, terk edilmiş evler, hastane ve tiyatro gibi binalar hala ayakta ve kasabanın zengin geçmişini yansıtıyor. Ancak Kolmanskop'un sadece bir tarih anısı olmadığını söylemek istiyorum. Aynı zamanda bu yer, doğanın insan yapımı eserleri üzerindeki etkileyici gücünün bir örneğidir. Rüzgarın, kumun ve zamanın etkisiyle kasabanın binaları yavaşça gömülmekte ve kum tepelerinin altında kaybolmaktadır. Centralia. Centralia, Pensilvanya eyaletinde bulunur. Nükleer sızıntıları ve doğal afetleri değil, yer altındaki bir kömür madeni yangınıyla ünlüdür. Centralia'nın hikayesi 1962 yılında başladı. O yıl, maden ocaklarından birinin yer altındaki kömür yataklarına yakın bir noktada çıkan yangın, başta basit bir olay gibi görünse de uzun vadeli ve yıkıcı sonuçlar doğurdu. Yangın, yer altındaki kömür rezervlerini yıllarca yakarak altındaki madenlerde devam etti. Bu yangının sonuçları oldukça korkunç oldu. Yıllar içinde Centralia'da yer altında gazlar sızdı. Evlerde zehirli gazlar ortaya çıktı ve yeryüzünde tehlikeli çatlaklar ve çukurlar oluştu. En kötüsü 12 yaşındaki bir çocuğun evinin bahçesinde açılan bir çatlakta kaybolması sonucu yaşanan trajik bir olaydır. Bu felaketin sonucunda Centralia'daki insanlar güvende olmadıklarını ve şehirlerini terk etmeleri gerektiğini anladılar. 1980'lerin sonlarına gelindiğinde devlet yetkilileri Centralia'nın zorunlu tahliyesini başlattı ve şehir nüfusu azaldı. Ancak bazı insanlar hala orada yaşıyor ve evleri çevresindeki zehirli gazlarla dolu. Centralia'nın hikayesi bir yandan doğanın insan yapımı felaketleri nasıl yol açabileceğini gösterirken, diğer yandan insanların felaketle nasıl başa çıkmaya çalıştığını ve güvende kalmak için nasıl fedakarlıkta bulunduğunu gösteriyor. Bu hayalet şehir şu anda sadece birkaç ev ve boş sokaklarla dolu. Ancak yıllar boyunca gazlar yer yüzeyinde yaklaşık 900 derece sıcaklıkta yanmaya devam ediyor. Bu nedenle Centralia'da yer altındaki yangını söndürmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Herkuleum. Pompei ile birlikte tanınan ancak daha küçük ve daha az bilinen bir antik şehir olan Herkuleum, Roma İmparatorluğu döneminde yaşamıştır. Milattan sonra 79 yılında meydana gelen Vezüv yanardağı patlaması sonucu gömülen bu şehir, tarihi ve arkeolojik açıdan büyüleyici bir hikayeye sahiptir. Herkuleum Pompei gibi Vezüv yanardağının patlaması sonucu lav, kül ve volkanik kaya altında kalmıştır. Ancak Pompei'den farklı olarak Herkuleum'un kalıntıları daha iyi korunmuştur. Bunun nedeni lavun ve külün şehri kaplamış olması ve zaman içinde sertleşerek koruyucu bir tabak oluşturmuş olmasıdır. Bu şehir, tarihi ve günlük yaşamı ile ilgili önemli bilgiler sunar. Evlerin iç mekanları, freskler, mozaikler, ahşap mobilyalar ve diğer objeler, antik Roma yaşamının ayrıntılı bir resmini sunar. Ayrıca Herkuleum'da bulunan kütüphane, antik Roma dünyasının bilimsel ve edebi eserlerinin kopyalarını içeriyordu. Bunun yanı sıra Herkuleum'da bulunan yapılar arasında devasa bir balıkçılık taşıma ağı, kapalı spor alanları ve halk banyoları gibi kamusal alanlar da bulunmaktadır. Her biri kendi hikayesini anlatan bu şehirler bir zamanlar hayatın aktığı yerlerdi ve şimdi tarih kitaplarının sayfalarından dökülen yaşanmışlıkları temsil ediyorlar. Ancak unutulmuş şehirlerin hikayeleri onları inceleyenler için hala canlı ve anlamlı. Eğer siz de bu tarihi hazineleri keşfetme tutkusunu paylaşıyorsanız, bu videoyu beğenip paylaşabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.